Merhaba sevgili öğrenciler. Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz zihinden çıkarma işlemi. Haydi şimdi zihinden çıkarma işlemini yapmayı öğrenelim. İki basamaklı sayılardan onun katını çıkarmayı nasıl zihinden yapacağız? Önce ona bakalım. Zihinden çıkarma işlemini yaparken farklı farklı yöntemlerimiz vardır. Ben size bu yöntemlerin hepsini anlatacağım. Siz kendiniz çıkarma işlemi yaparken hangisi size uygunsa ya da verilen çıkarma işlemine hangi yöntem daha uygunsa onu seçip onu kullanarak zihinden çıkarma işlemini yapacaksınız. Birinci yöntemimizle başlayalım. Birinci yöntemimiz onluk birliklerini ayırma. Zaten isminde de ipucunu vermiş. Ne dedi? Onluk birliklerine ayır dedi. 98 sayısını onluk ve birliklerine ayıralım. 98 sayısında 9, onluk vardır ve 8 birlik vardır. 20 sayısına baktığımızda ise iki tane onluk sıfırda birlik vardır. Birliğimi ben buraya yazmayacağım. Biz çıkarma işlemini yaparken ne demiştik? Birliklerden birlikler, onluklardan onluklar çıkar diye söyledik. Şimdi burada iki tane onluğum olduğuna göre onlukları birbirinden çıkarıyorum önce. 9 onluktan iki onluğu çıkaralım. 7 kaldı. 7 onluğumu yazdım. Geriye kalan 8 birliğimi de yanına ekledim. Neden yanına ekledim? 8 birlikten hiçbir birliği çıkarmıyorum Yanda birliğim yok çünkü o yüzden buradaki 8 birliği direkt yanına koydum 85'ten 60'ı çıkaralım yöntemimiz neydi onluk birliklerine ayırma Demek ki onluk birliklerine ayırarak yapacağız uzun uzun yazmayacağım 8 onluk 5 Birlik diyorum 6 onluk 0 Birlik ne demiştik Birliklerden Birlik Onluklardan da onluk çıkar. E bakıyorum. Önce birliklerimden başlayalım bu sefer. 5 birlik, 0 birlik. 60 sayısında birlik olmadığı için 5'i direkt birliklerin tarafına yazıyorum. Şimdi geldi onlukları çıkarmaya. 8 onluktan 6 onluğumu çıkaracağım. 8 onluktan 6 onluğu çıkardığımda geriye 2 onluk kalır. Cevabımız 25 oldu. İkinci yöntemimiz ise parçalama yöntemi. Demek ki biz burada sayıyı parçalayacağız. Peki hangi sayıyı parçalayacağım? 76 eksi 50'ye baktığım zaman 76 sayısını parçalayacağımı göreceksiniz. 76 sayısını nasıl parçalayabilirim? 70 ve 6 şeklinde parçalayabilirim. Aslında bir üstteki yönteme benziyor. Onluk ve birlikleri Altta da parçalama yönteminde de basamak değeri. 7 onluk 70, 6 birlik 6. Üsttekinin basamak değerini yazmışım gibi düşünebilirsiniz. Ancak 50'yi parçalamıyorum. Peki neden parçaladım? Çünkü 76'dan 50 çıkarmaktansa 70'ten 50'yi çıkarmak daha kolaydır. 70'ten 50'yi çıkardığım zaman şurada hemen çıkaralım. 70'ten 50'yi çıkardığımda geriye 20 kalır. E bir de şurada 6'mız vardı. Buradaki 6'yı da 20'nin üzerine eklediğim zaman cevabım 26 olmuş oluyor. Şuraya 26'yı yazalım. 34 eksi 20 sayısına bakalım. Parçalama yöntemiyle çıkarma işlemimizi yapacağız. 34'ü parçalıyorum. Nasıl parçalıyorum? 30 ve 4 şeklinde ayırıyorum. Şimdi... 30'dan 20'yi çıkarabilirim. Şurada çıkaralım. 30'dan 20'yi çıkarınca geriye 10 kaldı. E bir de kalan 4'ümüz vardı. Onu da ekleyeceğiz. 14. Cevabımız 14 olmuş oldu. Üçüncü yöntemimiz üzerine ekleme yöntemi. İlk iki yönteme göre biraz daha karışık bir yöntem olduğu için burada dört tane örnek verdim size. Üzerine ekleme yönteminde bize en başta verilen sayının üzerine ekleme yapacağız. Peki neden ekleme yapıyoruz? Çünkü onun katı yapmaya çalışacağız en başta verilen sayıyı. Yani 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi bir sayı yapmaya çalışıyorum. 38 eksi 20 örneğine bakalım. Şimdi 38'den 20'yi biraz önce öğrendiğim iki yöntemle de çözebilirim. Onluk ve birliklerini ayırırım ya da 38'i 30 ve 8 şeklinde parçalayarak tabii ki yapabilirim. Ancak bir başka yöntem olarak da üçüncü yöntemimize baktık. 38'in üzerine kaç eklersem onun katı olabilir? Sayalım 38, 39, 40. 2 eklersem onun katı olmuş olur. Şurada hemen ekleyelim. Artı 2 dedim. 38'e 2 ekleyince burası 40 oldu. Şimdi ise 40'tan 20'yi çıkaracağım. Fark ettiyseniz 38'den 20 çıkarmak yerine 40'tan 20'yi çıkarıyorum. Yani sonucum 2 tane daha büyük çıkmış olacak. İşte sonucumu bulduktan sonra eklediğim 2'yi geri çıkarmam lazım ki doğru sonuca ulaşabilelim. 40'tan 20'yi çıkaralım. 40'tan 20 çıktığı zaman geriye 20 kalır. Peki cevabım 20 mi? Hayır. Biraz önce 2 eklemiştik ya sonucumuz 2 tane daha fazla çıktı. O yüzden eklediğimiz 2'yi geri çıkarıyoruz, geri alıyoruz. Bulduğum 20'den eklediğim 2'yi geri çıkarıyorum. 20 19 18. Cevabımız 18 olmuş oldu. Şimdi ise 75'ten 50'yi çıkaralım. Yöntemimiz üzerine ekleme yöntemi. O zaman üzerine ekleyeceğim 75'in üzerine. Kaç eklersem 10'un katına ulaşmış olurum sayalım. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Bakın 5 tane eklediğim zaman 10'un katı olmuş oluyor. Şöyle yazalım. Artı 5 dedim. 5 taneyi eklediğim zaman burası 80 oldu. 80'den 50'yi kolaylıkla çıkarabilirim. 80'den 50'yi çıkardığım zaman bak sadece onlukları çıkarıyorum. 8'den 5 çıktı 3. Yanına da hemen 0'ı ekledim. 30. Peki cevabımız 30 mu? Tabii ki değil. 75'ten çıkarmak yerine biz 80'den 50'yi çıkardık. Yani benim cevabım 5 tane daha fazla oldu. İşte o eklediğim fazlalığı şimdi geri almam lazım. 30'dan 5 çıkarıp Fazlalığımı geri alıyorum. 30'dan 5 geriye gittiğimiz zaman 30 29 28 27 26 25. Cevabımız 25 oldu. 67'den 40'ı çıkaracağız. Yöntem yine üzerine ekleme. 67'yi 10'un katı yapmaya çalışıyorum. Saymaya başlayalım. 67 68 69 70. 3 tane eklediğim zaman 70 oluyor. Yani 10'un katına ulaşmış oluyorum artı 3 diyelim. 67 artı 3. 70 oldu. Şimdi 70'ten 40'ı çıkarabilirim. 70'ten 40'ı çıkardığımızda geriye 30 kalır. Cevabımız 30 değil. Eklediğimiz bu artı 3'ü geri almamız lazım. 30'dan 3 çıkarıyoruz. 30'dan 3 çıktığında 27 kalır. Cevabımız 20 7 olmuş oldu. 96 eksi 60. 96 eksi 60 sayısında 96'yı 10'un katı yapmaya çalışacağım. Bakalım kaç ekleyeceğiz? 96, 97, 98, 99, 100. 4 tane eklediğim zaman 100 olmuş oldu. 100'den 60'ı çıkaralım. 60, 70, 80, 90, 100. Kaç oldu? 40. Peki cevabımız 40 mı? Tabii ki de değil. 96'dan 60 çıkarmak yerine 100'den 60'ı çıkardım. Yani sayımı daha büyütmüş oldum. O yüzden eklediğim 4'ü geri alıyorum. 40'tan 4'ü çıkardığımda 36 kalır. Cevabımız 36'dır. Şimdi ise 100'ün katı olan sayılardan onun katı olan sayıları çıkarmayı öğrenelim. Az önce iki basamaklı sayılarla işlemlerimizi yapmıştık. Şimdi ise yüzün katı olan sayılara bakacağız. Bunlardan da onun katı olan sayıları çıkaracağız. İlk yöntemimiz parçalama yöntemi. Parçalama yöntemini biraz önce iki basamaklı sayılarda da öğrendik. Ne demiştik? 76, 70 ve 6 olarak ayırıyorduk. Şimdi ise 300 60'a baktığımızda 300'ü e ayıracağız. 3 basamaklı sayıda 100'ün katıysa 100 ve geri kalanı şeklinde ayıracağım. 300'ün yüzünü alıyorum bu tarafa. Geriye ne kalır? 200 kalır. Yani ben ne yapmış oldum? 100'ü 200 ve 100 olarak parçalamış oldum. Peki neden böyle parçaladım? Çünkü 300'den 60 çıkarmaktansa yüzden 60'ı çıkaracağım şimdi bu çok daha kolay olmuş olacak. 100'den 60'ı çıkaralım. Şurayı yapıyorum. 60, 70, 80, 90, 100. Kaç kaldı? 40 kaldı. 200 de burada vardı. 240 diyorum. Cevabımız 240. Bunu toplayarak da yapabiliriz. 200 artı 40 deyip 240 da de yazabiliriz. Ama söylersek daha kolay olmuş oluyor. Bakın 200 çıkardığımızda da 40 kalmıştı. 240. 800 eksi 70'e bakalım. 800 sayısını 100 ve geri kalanı olarak parçalayacağım. 100'ünü aldım. Buraya yazıyorum. 100. 100'ünü ayırırsam geriye kaç kalır? 700 kalır. 100 ve 700 olarak 800'ü parçaladım. Şimdi daha kolay olsun diye 100'den 70'i çıkaracağım. 70, 80, 90, 100. Geriye kaç kaldı? 30. Bakıyorum 700 de burada vardı. Yanına 30 geldi. 730. Cevabımız 730 olmuş oldu. 500 eksi 40'a bakıyoruz. 500 sayısını 100, ve geri kalanı olan 400 olarak parçalıyorum. 100 ve 400 topladığımızda da bakın 500. Şimdi ne yapacağım? 100'den 40'ı çıkaracağım. Çünkü 500'den 40 çıkarmaktansa 100'den 40 çıkarmak daha kolaydır. 100'den 40'ı çıkaralım. Sayalım onar onar. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Geriye 60 kaldı. 400'de ayırmıştım zaten. 460 cevabımız 460'tır. 700 eksi 800'e bakıyoruz. 700 sayısını 100 ve geri kalanı olan 600 olarak ayırıyorum. Parçalıyorum. 100'den 80'i çıkaracağım şimdi. 100'den 80'i çıkaralım. Onar onar sayalım. 80 90, 100. Geriye 20 kalmış oldu. E 600 buradaydı. Bir de yanına 20 geldi. 620. Parçalama yönteminde verdiğim işlemleri uzun uzun da yapabilirsiniz. Ne şekilde yapabilirsiniz? Örneğin 100 eksi 80 demiştik. Bunu yazabilirsin. 100 eksi 80 20 dersin. 700'ü 600 olarak ayırdık deriz. 600'e de bulduğumuz 20'yi ekleriz. 620 yaparız. İşlem şeklinde de bu şekilde yapabiliriz. Ancak kısa yoldan yapmak bence daha kolay olmuş oluyor. Ve yüzün katı olan sayılardan onun katı olan sayıları çıkarmada ikinci yöntemimiz üzerine ekleme yöntemi. İki basamaklı sayılarda üzerine eklemeyi biz ilk baştaki sayıya yapmıştık. Yani buradaki sayıyı biz onun katına çevirmeye çalışmıştık hatırladıysanız. Şimdi ise 2 basamaklı sayıya ekleme yapacağım. Bu sefer 100'ün katı olmasını istiyorum. Çünkü 3 basamaklı sayıdan 100'ü çıkarmak daha kolay olacaktır. 500'den 100'ü çıkarmak, 300'den 100'ü çıkarmak daha kolay olacağı için ben buradaki sayıyı 100 yapmaya çalışacağım. 90'ı 100 yapmak için üzerine kaç eklememiz lazım? Tabii ki de 10 eklememiz lazım. 90 100. Bir onluk eklediğim zaman 100 oldu. Şimdi burası 100 oldu. şimdi 500'den 100'ü kolaylıkla çıkarabilirim. 500'den 100'ü çıkarırsam geriye 400 kalır. Peki 400'e bizim sonucumuz diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü biraz önce biz burada 10 ekledik. Yani 500'den 90 çıkarmak yerine 500'den 100 çıkardık. Sonucu daha küçük bulduk. Daha büyük bulmak isterken daha küçük bulduk. Fazladan 10 tane çıkarmış oldum. İşte o fazladan çıkardığım 10 taneyi üzerine geri ekliyorum. Yani 400'ün üzerine şurada çıkarmış olduğum bakın çıkarma işareti var. Çıkarmış olduğum onu geri alıyorum. 410 yaptı. Cevabımız 410. 300 eksi 60'a bakalım. Amacımız ne? Bize verilen onun katı olan sayıyı 100 yapmak. Yani 60'ı 100 yapacağım. Kaç eklersem 100 olur sayalım. Onar onar. 60, 70, 80, 90, 100. Bakın 4 onluk ekledim. Yani 40 ekledim. 60'a 40 eklersem burası 100 olur. Artık 300'den 100'ü daha kolay şekilde çıkarabilirim. 300'den 100'ü çıkardığım zaman geriye 200 kalır. Peki cevabımız 200 mü? Hayır, değil. Çünkü ben burada 60 çıkarmak yerine 100 çıkardım. Fazladan mı çıkarma işlemi yaptım? 40 tane daha fazla çıkardım. O 40 tane fazla çıkardığımı şimdi üzerine geri ekliyorum. Yani 200'e 40 ekliyorum. 240 olmuş oluyor. Cevabımız 240. Devam edelim. 200'den 80'i çıkaracağım. 80'i 100 yapmam lazım. Çünkü 200'den 100 çıkarmak daha kolaydır. 80'in üzerine kaç eklersek 100 olur sayalım. 80, 90, 100. 2 onluk ekledim. Yani 20 ekledim. 20'yi eklersem burası 100 olur. Şimdi 200'den 100'ü çıkarabiliriz. 200, eksi 100 dedim. 200'den 100 çıkardığımızda geriye 100 kalır. Cevabımız 100 değildir. Burada 80 çıkarmak yerine biz 20 ekleyip 100 çıkardık. Yani 20 tane daha fazla çıkardık. İşte o fazladan çıkardığımız 20'yi şimdi üzerine geri ekliyoruz. 100'ün üzerine 20'yi ekliyorum. 120 olmuş oluyor. Cevabımız 120. 600 eksi 70'e bakalım. 70'i 100 yapmak istiyorum. 70, 80, 90, 100 üzerine 30 eklemem lazım. 70'i 30 eklersem 100 olur. 600'den 100'ü çıkaralım. 600 eksi 100 dedim. 600 eksi 100 500'dür. Cevabımız 500 değil. Çünkü 70 yerine 100 çıkardık. 30 daha fazla çıkardık o fazla çıkardığımız 30'u geri alıyoruz. 500'e 30 ekledim. 530. Cevabımız 530 olmuş oldu. Şimdi ise aşağıda bize verilen çıkarma işlemlerini öğrendiğimiz zihinden çıkarma yöntemlerini kullanarak yapalım. Size dersimizin başında dediğim gibi ben size farklı farklı zihinden çıkarma işlemi yöntemi öğrettim. Siz işleme baktığınızda hangisini yapmak istiyorsanız, hangi yöntem daha kolayınıza geliyorsa onu uygulayabilirsiniz. 84'ten 20'yi çıkaracağım. 84'ten 20'yi onluk ve birlik yöntemine göre çıkarabilirim. Üzerine ekleme yöntemi olarak çıkarabilirim. Ya da parçalarını ayırarak çıkarabilirim. Ben burada onluk ve birliklerini ayırmayı seçiyorum. 84 sayısını 8 onluk ve 4 birlik olarak ayırdım. 20 sayısına baktığımız zaman da 20'de de 2 tane onluk var. Peki birlik var mı? Yok. O zaman birliğimi yazmayacağım. 8 onluktan 2 onluğu çıkarıp yanına 4'ü ekleyince cevabımı bulmuş olacağım. 8 onluktan 2 onluk çıkarsa geriye 6 onluk kalır. 4'ü de yanına eklediğimde cevabım 64 olmuş oldu. 400'den 60'ı çıkarmamızı istedi. 400 eksi 60 dedi. Hangi yöntemi kullanabiliriz? Düşünelim. 400'ü parçalama yöntemini kullanabilirim. 100 ve 300 olarak ayırabilirim. Ya da üzerine ekleme yöntemini kullanabilirim. 60'ı 100 yapmaya çalışabilirim. Ben burada 400'ü 100 ve 300 olarak parçalayacağım. Bu yöntemi seçiyorum. 400'ün 100'ünü buraya yazdım. Geriye 300 kaldığı için 300'ünü de yana yazdım. Şimdi 100'den 60'ı çıkaracağım. Şöyle yaptım. 100'den 60'ı çıkardığımda geriye 40 kalır. E 300 de burada vardı. 340. Cevabımız 340 olmuş oldu. 700 eksi 80. Bu sefer yine bir önceki örnekte olduğu gibi 100'ün katı olan sayıdan 10'un katı olan sayıyı çıkaracağım. İki tane yöntemi kullanabilirim burada. Biraz önce yaptığım gibi 100 ve 600 olarak ayırırım ya da 80'i 100 yaparım. Bu sefer 80'i 100 yapalım. Çünkü yukarıda biz parçalamıştık. Burada da üzerine ekleyelim. 80'e kaç eklersem 100 yapar? 80, 90, 100. 2 onluk yani 20. 20 eklersem 100 yapar. Şuraya 100 dedim. 700'den 100'ü çıkarabilirim artık. 700 eksi 100 eşittir 600 diyorum. Peki cevabım 600 mü? Hayır. Biraz önce 80 çıkarmak yerine 100 çıkardım. Yani fazladan 20 tane çıkardığım için fazladan çıkardığım 20 taneyi şimdi geri alıyorum. 620 olmuş oldu cevabım. 47 eksi 30. 2 basamaklı sayıdan 10'un katı olan bir sayıyı çıkardık. 2 basamaklı bir sayıdan 10'un katı olan sayıyı çıkarmamızı istiyor. Onluk birliklerine ayırma yöntemini bir önceki örneğimizde kullanmıştık. Burada ise üzerine eklemeyi kullanalım. 47'nin üzerine kaç eklersek 10'un katı olan sayıyı elde ederim sayalım. 47, 48, 49, 50. Bakın 3 tane eklersem 10'un katı olan 50'yi elde etmiş oluyorum. 50'den 30 çıkarmak daha kolay olduğu için 50'den 30'u çıkardığımızda geriye 20 kalır. Peki cevabımız 20 mi? Değil. Çünkü biraz önce fazla bir çıkarma işlemi yaptık. 47'den 30 çıkaracağım ama 50'den 30 çıkardım. Yani sayım daha büyüdü. İşte bu eklediğim 3'ü şimdi geri alıyorum. Yani 20'den 3'ü çıkarıyordum. 20'den 3 çıkardığımda geriye 17 kalır. Yani cevabımız 17 olmuş oldu. 93 eksi 50 işlemini zihinden çıkarma yöntemlerini kullanarak yapalım. Onluk ve birliyi ayırma'yı kullandık, üzerine eklemeyi kullandık, geriye ne kaldı? Parçalarını ayırma kaldı. Bu örneğimizde de parçalarını ayıralım. 93 sayısını 90 ve 3 olarak ayırıyorum. Şimdi ise 90'dan 50'yi çıkaracağım. 90'dan 50'yi şurada çıkaralım. 90 eksi 50 dedim. 90'dan 50 çıktığında geriye 40 kalır. E bir de yanında ne vardı? 3 vardı. 43. Demek ki cevabımız 43 oldu. 600 eksi 70. 600 eksi 70 işlemini parçalarını ayırma yöntemiyle yapalım. 600'ü 100 ve 500 olarak ayırıyorum. 100'den 70'i çıkaralım. 100'den 70 çıktığında geriye 30 kalır. 530. Cevabımız 530 olmuş oldu. Şimdi ise sıra sizde. 500 eksi 70 işleminin sonucunu zihinden çıkarma yaparak bulunuz. Hangi zihinden çıkarma yöntemini kullanmak istediğiniz ise tamamen size kalmış. Aşağıda cevabınızı bekliyor olacağım. Evet sevgili öğrenciler, bugün zihinden çıkarma yöntemlerini öğrendik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere, hoşçakalın.